Funda Şengeldi'ydi. Şu anda 47 yaşında. Biyolojik babasından DNA testi istiyor. Ona gerçeği ispatlamak için. Önce Funda abla ile ilgili hatırlatma. Sonra da bakalım babadan nasıl bir cevap var. Baba, sana sesleniyorum. Beni kabul etmeni istiyorum. DNA testini istiyorum. 47 yaşında. Anne yeni nikahlı beraberlik yaşıyor. Sonra ayrılıyorlar. En son babasını 6 yaşındayken görüyor. Halil Yemenci'nin kapısına gidiyorsun. Gidiyorum abla. Ben senin kızınım diyorsun. Evet diyor. Kabul etmiyor. Fakat sana 1+1 ev alıyor. Niye? İşte onu söyledim. Baba dedim benim durumum yok dedim. Bak sen kabul etsen. Ben diyor seni tanıdığım için diyor. Aldım diyor yardımcı oldum sana diyor. Yani bir el yardımcı olur ya o şekilde gibi söyledi. Halil Yemenci'den nüfus kağıdı çıkar. Hadi evlenelim diyor. Halil Yemenci kaçıyor. Kaçıyor. Almanya'ya gidiyor. Sonra bu 3 sene falan mı ne gelmiyor. Annem mecbur bana kimlik çıkartmak için evlendi. Bana da diyor ki şimdi şu anda annem diyor bıraktı kaçtı. Dedim sen gelmedin benim nüfusum çıkacak. Ne yapacağız? Annemle kavga yapıyormuş çocuk kimliksiz çıkart. Kaçıyor bu Almanya'ya geliyor gidiyor işte annemi kandırıyor. Annem bu arada Nazım Yıldırım'la evleniyor. Evleniyor sen beni nüfusta... üstüne alıyor. Dedim ona bir kaşık suyun yok bende dedim. Bir de kalkıp hakaret ediyorsun dedim. Bir de beni işçilerin yanında suçlu duruma düşürüyor. Sen kimsin diyor. Ne geldin buraya diyor. Telefonu alıyor mahsustan yalan yapıyor. Diyor ki polisi arıyorum diye bir kadın tarafından. Polis demeyecek mi bu kadın kim nesi? Söylemeyecek mi dedim kızım diye. Peki öyle dedim. Mi şu anda Halil Yemenci? Evli. Burada ekip arkadaşlarım Halil Bey'le iletişim kurmuşlar. Diyor ki bir hayır işledik başımıza kaldı. Söylediği her şey yalan. Hayır doğru. DNA'mızı gelsin o zaman DNA yaptıralım çıksın meydana. Nurettin Bey telefon attığında Halil Bey'in kardeşi Nurettin Yemenici. Babam diye iddia ediyor. Abime danışıyorum. Abim de diyor ki ben diyor onlarla yaşadım annesiyle birkaç yıl diyor. Anneyle ilişkiyi kabul ediyor benden değil mi? Benden olup olmadığını bilmiyorum dedi. Annesi kabul etmemiş. Bu çocuğu almak istemiş o zamanlar. Evet. Demiş ki Sevim Hanım'a ben demiş çocuğumu alıp gideceğim. Hayır demiş senden değil o demiş. Abiniz otelde tanışmışlar. Otelde tanışınca annem otelde ev temizliğini ev yapmışlar herhalde. Bir gece kondu yapmışlar. Gece kondu da efendime söyleyeyim beraber yaşamaya başlamışlar. Şimdi Funda ablacığım. Biz baban olduğunu iddia ettin Halil Bey, Halil Yemenci'ni yayında konuşacaktık. Önce sürekli meşgule aldı. Sonrasında da şu anda tamamen telefonlarını kapatmış. Sizden Halil Bey şöyle bir ricada bulunuyorum. Yani telefonu meşgul alıp bu konuyu, telefonu kapatıyor olmak bu konunun biteceği anlamı taşımıyor. Funda burada sizden sadece DNA testi istiyor ve DNA testiyle gerçeğin ortaya çıkmasını istiyor. Çünkü anneye de atılan bir iftira var. Yani evet. Anneyle ilişkinizi erkek kardeşiniz onayladı. Birkaç yıl süren bir ilişki olduğunu söyledi. Böyle bir çocuğun dünyaya geldiğini bütün aile zaten biliyormuş. Anne sadece çocuk senden değil gibi bir cümle kurmuş. Onun üzerine siz Funda'yı kabul etmiyorsunuz ama 1+1 ev de almışsınız. Normal şartlarda en son yapılacak olan nedir? Önce DNA testi yapılır, çocuk ortaya çıkar. Sonra dersin ki ben yıllarca sana hiçbir şey yapmadım. Bundan sonra 78 yaşında da bir beyefendisiniz. Hani sana olan son görevin başını sokabileceğin bir düzen kur, hakkını da helal et deyip çekip gidersin. Siz sonda yapılması gerekeni en başta yapıyorsunuz. Niye DNA testi yaptırmaktan korkuyorsunuz? Sadece bunu merak ediyorum ve bunun cevabını almak istiyorum. Şu anda asla Funda'yı kabul etmediğini söylemiş, evi de yardım için aldığını belirtmiş. Cüneyt görüşmeyi yaptığında, sabah da yaptın herhalde görüşme. Evet sabah yaptığımızda kendisi asla... Hiçbir şekilde bir evladı olduğunu yani Funda Hanım'ın evladı olduğunu düşünmüyor. DNA yaptırmak da istemiyorum diyor. Ben yardım için keşke yaptırmasaydım, yardım da yapmasaydım. Merhametime yenik düştüm. Neyin yardımı diye sordun herhalde. Tabii ki de sordum. Kendisinin evi olmadığını, maddi durumunun çok kötü olduğunu, tesadüfen tanıştığını ve bu sebepten dolayı da ev aldığını söyledi. Niye o zaman tapuyu kendi üzerine almamıştı? Bir kağıt yazı verseydi işte ölene kadar Funda onun oturacaktır, hiçbir şey yoktur falan gibi bir kağıt verseymiş bitermiş iş. Merhametimin kurbanı oldum diyor.
Bir daha yardım yapmayacağım. O merhamet keşke darp önce de olsaydı. Değil yani aynı kişiyi ilk önce ev almış, daha sonra da darp etmiş. Yani ev almak aslında sus payıydı. İkinci aşama darp. Yani kesinlikle, bu iddiaları sürdürürsen babalık davasında önemli olan ilişkiyi ispat etmektir. Zaten ailenizde bu anneyle birlikte bu ilişki kabul edilmiş. Ha hakkınızda bakın bu çocuk benden mi değil mi şüpheleriniz olabilir. Bunu da giderebileceğiniz tek şey belli bir yaşa da gelmişsiniz. Bir damla kan örneğidir. Keşke bu evler falan alınmadan önce bir damla kanı verselerdi. Yani gerçeğin ortaya çıkması ve şüphelerin giderilmesi için. Yani biz görüşmeye devam edeceğiz Funda abla. Yalan söylüyor ablam o. Yalan söylüyor. Yeni tanıdım diyor, yalan söylüyor. Hala biliyor dedin. Hepsi biliyor. Sülalesi Nurettin biliyor. Nurettin Bey canlı. Evet o da biliyor. Anneyi kabul ediyor evet. Sevim'i. Evet halamlar da kabul ediyor. Bu etmiyor. Bu yalan söylüyor. Elimizden geleni yapacağız artık. DNA gelsin madem kabul etmiyorsa yani DNA testini yapalım. O da kurtulsun ben de kurtulayım. Suçlamak böyle bir durumda en kolayı ama gerçeği öğrenmek için de DNA testi yaptırırsanız. Yani DNA testi yaptıralım ben buradayım gelsin yapalım. Ha? Dün amca da bağlandı da böyle durumlarda anneyi iffetsizlikle suçlayabilirsiniz. O çocuk benden değil dersiniz. Bir damla kana bakar o iş. Sonrasında DNA testiyle gerçek bir şekilde ortaya çıkar. Ama aile duyarlı bir aile. Bence Funda'ya sahip çıkacaklarını ve babayla da konuşacaklarını düşünüyorum ben. Dün Nurettin Bey ne kadar hani olumlu hatta yani abimin kızı diye bahsediyor senden. Şunu da merak ediyorum. 47 yaşındasın. İşte bir yıldır arıyorsun. Daha önceki yıllarda niye aramadın? İşte yok bilmiyordum ki Almanya'da bildim. Bir de öldü falan dediler. Bir şey bilmiyordum yani hiç bilmiyorum bir yani şey. Yani hayatta olup olmadığını bilmiyordum. Onu da bilmiyordum. Daha yeni öğrendim yani. Öldü demişlerdi. Bir de evet, Almanya'da. Evet yani. Öyle sağdan soldan işte baktım annen anlatmaz tutarım. Mıydı babanı? Annem işte ben küçükken anlatıyordu. Gelmiyor baban kimlik ama çıkartmıyor. Ama sonraki yıllarda? Sonraki tabii babam olduğunu söylüyordu annem. Hiç fotoğrafları falan var mıydı evinizde? Yok, hiç fotoğraf yoktu. Gecekonduda oturuyorlardı. Ha, ne bileyim atıyorum bir düğün olur, dernek olur falan vesaire. Orada evet. Çekilmiş olur.